Adam. Merinbula'dayız. Merinbula'da kiralamış olduğumuz apartmanın odası şu şekilde. Deniz manzaralı. Gayet güzel. Burada oyster yerleri var. Üretim yerleri. Hemen şöyle göstereyim. Şu aşağıda gördüğünüz yerler midye üretimi yerleri. Balkonumuz, havuzumuz. Oturma odamız bu şekilde. Biraz geriden çekeyim. Şöyle güzel bir televizyonumuz var, büyük. Aydınlatmamız. Bol ışık alan bir yer. Böyle bir banyomuz var. Burası da yatak odamız. Kameralar, ekipmanlar. Burada arka bahçemiz var. Şöyle postacı delivery yapıyor. Dağıtımda. Buralar genelde kiralık bölümler. Şurada da aracımız. İşte neyimiz var? Yastığımız, battaniyemiz vesaire. Her şey sağlanmış. Burada da bir ebeveyn banyosu grubu var. O da gayet güzel bir seçenek. Burada böyle bir odamız var. Çocukları olan aileler için de tavsiye ederim. Gayet güzel bir yer, temiz bir yer. Hadi bize iyi eğlenceler. Şu şekilde odalarda kitapçıklar bulunuyor. Bu kitapçıkların içerisinde guest information, yani misafir bilgilendirme olaraktan. Burada gezilecek yerlerle ilgili bilgiler yer alıyor broşürlerde. Bunlara bakabilirsiniz. Bir de burada apartmanlarda ya da evlerde kaldığınızda neler yapmanız gerekiyor. Bunlar yazıyor burada. İşte ışıkları kapatın, temizle dikkat edin. Yani saat işte giriş çıkış saatleridir. Ondan sonra bir de çıkarken işte yapmanız gerekenler. Eğer sigara içiyorsanız tavsiye etmem. $500 yakın bücret alıyorlarmış. Eğer sigara içiyorsanız. Bu şekilde böyle bir bilgilendirme kitapçığı her odada bulunur. Merinbula'da gölün etrafında güzel bir yürüyüşle güne başlıyoruz. Burada oyster farmlarının işte olduğunu gösteriyor. Yani oyster çiftliklerinin, yani midye çiftliklerinin gayet de güzel burada midyeleri var. Işık çok fazla vuruyor ama görünebiliyor mu bilmiyorum. Warning. Şöyle bir piye iskele yapmışlar. Şurada ocean turları var. Bundan da burada bu bölgede Eylül ile Kasım sonuna kadar, yani Ağustos'tan Kasım'a kadar balina izleme turları oluyor. Kişi başı yaklaşık $100 civarında denenebilir. Şu çıktıkları tekne de arka tarafta zaten. Midye çiftliklerinden midyeleri topluyorlar. Kapalıymış. Buradan bir balina iskeletini gösterecektim ama. Tabii yunuslar, bu büyük katil balinalar. İskelenin üzerinde de bu şekilde balık temizleme standında koyuyorlar. Yani genelde çoğu iskelede bulunuyor. Suyundan tutun tahtasına kadar, çöpünü atacağın yere kadar hepsi var. Ve buralardan da gayet güzel balıklar da çıkıyor burada, birim vesaire. Bak bak dibinde bak. Görüyor musun, balık var. Şurada görünmüyor ama şey, aşağıda aynen bir sürü balık var. Yok yok, bunlar şey, palamut gibi. Değişik. Şu aşağıda görünüyor bilmiyorum da. Buradan da görünüyor. Şurada da balık var, geziyor. Burada böyle tekne kiralama da yapılabiliyor. Böyle teknelerle. Eşimin de dediği gibi pelikanın olduğu yerde balık olur. Şu ileride bir bayan kano yapıyor. Midye şeylerinin yakınında.
Orada adam topluyor, midyeleri kontrol ediyor. Şuradaki tekneyle de ağları kontrol ediyor tekrardan, midyelerin bağlı olduğu. Çok balık var. Çok çok. Burada geliyorlar hepsi bu tarafa doğru. Şu dalgalı görünmüyor. Aşağıda bir sürü var, koca koca balıklar. Evet, görünüyor şu an. Evet. Bunları açacak da yapabiliyorsunuz. Küçük yem takaraktan da yapıyorsunuz. Burada hatta tavuk göğsüyle balık yakalanıyor. Çok enteresan. Parçet takan bile var. Biraz değişik. Oh my goodness Bella. Şuna bakın, şuna araba kadar araba. Bir araba büyüklüğünde. Oh my Geleni God. Görmen lazım. Şu gideni görmen lazım. Stingray. Hey, büyüktür o. Ve araba gibi. Hani? Gidiyor bak bak, bu yanda solda. Gördün mü? Siyah şurada gitti. Direkt kaçırdım. Gidiyor bak, kuyruğunu görüyor musun? Gördüm. Acayip büyüktü. Halı gibi halı. Evet. Geçen de gittim gibi. Şu balıklara bakın ya. Çok balık var içeride. Şuna bak, oltaya atsan tutarsın. Akvaryum gibi burası. Evet. Şey var, köpek balığı kapısı var. He, şarklar var burada küçük. Port Jackson dedikleri bir balık cinsi var, köpek balığının. Dişsiz olanlar bunlar. Şey desen... Ne? Yeah. Evet, thank you. Wonderful view. Yeah. Evet, gördüğünüz yerde çeşit çeşit balıklar var. Şarklardan tutun, işte yunuslardır, işte banjo shark, ondan sonra bu insanı öldüren stingraylar. Her türlü çeşitten var. Köpek balığı yakalamak isteyenler için de değişik bir macera oluyor burada. Onun dışında palamut, işte bream, yani çıpra dedikleri balık daha çok oluyor. Avustralya salmon dedikleri somon balığı çok fazla oluyor burada. Biz de bugün eğer vakit bulabilirsek öğleden sonra gezinin son bölümünde balık tutacağız. Yani çıpra tutmaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir video olacak. Hayır. Güzel olacağına inanıyorum. Bakalım. Size iyi seyirler. Göle bakan yerlerde Airbnb'den olsun, Booking.com'dan olsun yer kiralayabiliyorsunuz. Biz de öyle yaptık. Palm Sokak'ta kalıyoruz biz de. 3 gece içinde yaklaşık 700 ve 800 dolar civarında bir ücreti var. Gayet de güzel, konforlu bir yer, büyük bir yer. Gölün diğer tarafında da böyle kalınacak yerler var. Apartmanlar, her yerde apartman oteller var. Buralarda istediğiniz gibi kiralayabilirsiniz. Aynı bizim yaptığımız gibi bu bölgede yürüyüş yerlerinde yürüyüş yapabilirsiniz bu şekilde. Çok eğlenceli oluyor, keyifli oluyor. Elinize kahvenizi alıp mis gibi sabah yürüyüşü kesinlikle tavsiye ederim. Bu tarz yaşam şekli de bildiğim kadarıyla birkaç Avrupa ülkesini de gezmiştim ama daha en çok gördüğüm yer Avustralya açıkçası. Genelde insanlar sabahları partnerleriyle, eşleriyle ya da çocuklarıyla ya da köpekleriyle yürüyüşlerini bu şekilde yapıyorlar. Ellerinde kahveleri
güzel manzaralı bir yer seçiyorlar ve uzun yürüyüşler yapıyorlar. Biz de yaklaşık 30 dakikadır yürüyoruz ve yaklaşık 40 dakika sonra falan da bitireceğiz, 40-50 dakika sonra. Güzel sabahtan 1-2,5 saatlik bir yürüyüşle güne başlayacağız. Avustralya'ya geldiğinizde, yani böyle bir tatil için geldiğinizde en azından, yapacağınız ilk güzel şey kendinize ödül olarak vereceğiniz şu güzel kahve ve güzel manzara eşliğinde böyle yürüyüşler. Avustralya'nın en popüler ve en çok tercih edilen yaşam şekli. Burada Avustralya'ya özgü bir kuş tekrardan. Bunlar da kahvaltı peşindeler. Bunlar daha çok balık yumurtası ve yosun şeklinde besleniyorlar. Değişik uzun gagalı bir hayvan bunlar da. Belgesellerde görmüşsünüzdür belki. Buraya özgü tabii pelikanlar olmazsa olmaz. Bu pelikanların da burada heykelini yapmışlar. Bu şekilde bir küçük bir çalışmasını yapmışlar. Terk edilmiş bir tekne. Buralar hep kalınacak yerler. Avustralya'ya özgü okaliptüs ağacı. Bu orman yangınlarında en büyük tehlikeyi oluşturan ağaçlardan bir tanesi. Hatta bu Gippsland bölgesi, bizim kaldığımız bu bölge. ...2018'de büyük yangınlarla yolda göstermiş olduğum videoda ağaçların birçoğunun yangın başladığında bu ağaçların ısınması ve yanmaya başlamasıyla oluşan ağacın içinden süzülen bu yağlar, ağacın oluşturmuş olduğu yağ damladığı yerde adeta bir molotof gibi etki yapıyor ve bundan dolayı da büyük ateş topları oluşuyor. Ateş söndürmek gitgide zorlaşıyor. O yüzden yüz binlerce kilometre kare alan maalesef Avustralya'da yanmıştı. Büyük yangından sonra kalan yerler hala ağaçlar kapkara. Ama tabii videoda da göstermiş olduğum gibi birçok ağaç tekrardan yeşillendi. Kendi haline bıraktılar, ekim yaptılar, düzenli bakımları gerçekleştirdiler. Ve şu an gerçekten eski haline yavaş yavaş dönüyor diyebilirim. Tabii bir 3-5 sene daha lazım. Yine burada da ufak bir çalışma pelikanlar üzerine. Dinozorlardan kalan hatıra. Avustralya'da hayat gerçekten çok erken başlıyor. Çoğu insan için genellikle 6 diyebilirim. Biz de tatilde olmamıza rağmen mesela bugün sabah yine 5.30-6'da kalktık. Hemen kalkar kalkmaz da kahveciye koştuk. Kahvemizi aldık ve yürüyüşümüze hemen başladık. Çünkü bugün de güzel değerlendirmek istiyoruz. Güzel yerler görmek istiyoruz. Sağlıklı yaşam için yürüyüş şart. Avustralya'da bahsetmiş olduğum etkinliklerden, nehirlerde, göllerde, denizlerde yapılan etkinliklerden bir tanesi de bu paddling dedikleri. Bu kano tarzında board'un üzerinde çevirdikleri pedallarla böyle egzersizler yapıyorlar. Hayatın keyfini çıkartıyorlar. Çok pahalı olmayan bir egzersiz. Yaklaşık yani 50-60 dolardan başlıyor bu şeyler ve sonrasında devam edebilirsiniz. Evet, yürüyüşümüzü tamamladık. Şimdi kaldığımız yere geldim. Bu kaldığımız yer apartman bu şekilde 3 katlı gözüküyor ama 3 ayrı, yani 9 tane ayrı apartman var. En son katında da sahibi kalıyor. Bu tip yerleri de bir yöneticiye verip iş olarak da düşünürseniz eğer, bu tip yerleri kameraya çevireyim. Bu tip yerleri mesela satın alan kişi kendisi üst katında yaşıyor. Bir yöneticiye veriyor burayı ve yönetici de Airbnb'den olsun, Booking'den olsun buraları kiraya veriyor günlük olarak. Temizlik işlerini vesairesini falan başkaları hallediyor zaten. Tertemiz iş. Buraya gelip kalmanızı da tavsiye ederim. Çünkü üst kattan balkondan da deniz manzarasını resmini de gösteririm birazdan. Çok güzel bir yer. Şurada havuzumuz var, küçük. Isıtmalı 25 derece standart. Palmiye ağaçlarına kapalı otoparkımız, yani tenteli. Buradan da apartmanların girişleri var. Şurası bizim arka balkonumuz. Arabamız burada. Burada da girişleri. Şöyle dijital bir sistem var. Günaydın herkese. Bugün ikinci gün. Birazdan yürüyüşe çıkacağız eşimle. Şöyle bir kahve alırız, dolaşırız. Manzaramız şu şekilde bugün sabah. Güneşli bir gün olacak. Şşş.
Herkese günaydın. Bugün Merinbula'daki 3. günümüz. Üzülerekten Merinbula'ya hoşça kal diyeceğiz. Çok güzel bir yerdi. Safir Coast'un hemen hemen her yerinde dolaştık. Kıyı şeridini, şu haritada göreceğiniz bölgeyi komple dolaştık. Bu bölgelerdeki çekmiş olduğum havadan görüntüleri de sizlerle paylaşacağım. Umarım keyif alacağınız bir bölüm olur. Merinbula'ya ya da Avustralya'ya work and travel olsun ya da tatil için olsun gelmeyi düşünürseniz bu bölgeyi kesinlikle tavsiye ederim. Buradan Sydney'e de gayet yakın. Aşağı yukarı 4 saat daha gittiğinizde Sydney'e de gidebilirsiniz. Australian Capital Territory yani başkent bölgesi. Canberra'da buraya yakın bir bölge. Melbourne biraz uzak. Aşağı yukarı 500 kilometre. Geelong benim yaşadığım yer ise buraya yaklaşık 8 saat sürüyor. Bayağı uzun bir yol ama gayet de keyifli bir yol. Sahil şeridinden gidiyorsunuz. Burada görülecek yerlerden özellikle çekmiş olduğum videolar, görmüş olduğunuz yerleri tavsiye ederim. Çünkü buradaki en büyük turistik yerler bu noktalar. Onun dışında burayla ilgili başka söyleyebileceğim şeylerden, aktivitelerden, katil gönüllülerin göç dönemini izlemek istiyorsanız Eylül ayından Kasım sonuna kadar olan dönemde düzenlenen bot turlarına katılabilirsiniz. Aşağı yukarı 80 dolarla 150 dolar arasında bir ücretleri var. 2,5-3 saat sürüyor. Ama aynı zamanda bazı bakış manzara yerleri var. Oralardan da balinaların nereden çıkabileceğini görebiliyorsunuz. Çünkü bayağı açık bir deniz sonuçta burası. Okyanusun kenarı olan bir yer. Bir başka konuda burada yapabileceğiniz şu arkamda gördüğünüz Merinbula Lake'ti. Burada da bot kiralayaraktan, küçük tekne kiralayaraktan balık tutabilirsiniz. Çeşitli balıklar var burada. Çıpralar var, işte palamut tarzı balıklar var. Onları tutabilirsiniz. Yasak olan balıkları ya da balıkların küçük size'larını tutmamaya çalışın. Bunların cezaları gayet yüksek. Mesela buraya geldiğinizde eğer imkanınız varsa uçakla da buralarda turlar düzenleniyor. Tek kişilik ya da çift kişilik uçaklarla pilot eşliğinde bu bölgeleri gezebilirsiniz. Yukarıdan çok güzel bir görüntüsü var buranın. Ben drone ile buraları gördüm. Gayet de güzel. Ayrıca burada karavan kiralayaraktan da kamp yapabilirsiniz. Ya da kendi çadırınızı getirip karavan parklarda ya da normal kamp yerlerinde belediyelerin web sitelerinden bakabilirsiniz ve buralarda da kamp yapabilirsiniz. Gayet keyifli güzel yerler mevcut. Konaklama yerleri Avustralya yaşayanlar için aslında çok da pahalı olmayan bir yer. Gecelik burada 80-100 dolar civarında ya da 200-300 dolar civarında artık tabii bütçeye göre değişiyor. Çok da pahalı olmayan bir yer aslında. Avustralya tatil yapmak çalışan insan için çok da zor bir şey değil, çok da pahalı olan bir şey değil. Sahilleri konusunda bugün mesela Pambula Beach'e gideceğiz. Bu Pambula Beach toprağı yani kumsalı açıkçası. Pamuk gibi açık yani Pambula. Benim aklıma direkt oradan pamuk Pambula gibi geldi. Ama hakikaten çok güzel bir yer. Onun dışında Avustralya'da bildiğiniz üzere etrafı yaklaşık 25 bin kilometre kare. Ve bunun birçoğu da sahil şeritleri oluşturuyor. Bu sahil şeritlerinin kullanımında herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Herhangi bir şekilde şenzon vesaire yok. İsterseniz kendiniz götürebilirsiniz. Şehirlerinizi kurabilirsiniz. Yani istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Yiyeceğinizi de kendiniz götürmeniz gerekiyor. Çünkü deniz kenarında burada yiyecek bir şey bulmak çok zor. Yani aşağı yukarı kumsal bölgesinden, plaj bölgesinden bir 5-10 dakika uzaklığa gitmeniz gerekebilir. Ya da bazen 30-40 kilometre, 50 kilometre gitmeniz gerekebilir. O yüzden burada Natural Park dedikleri doğal yaşam parklarının içerisinde kurulmuş olan bu sahil şeritlerinde yiyeceklerinizi kendiniz getirirseniz sizler için daha yararlı olacaktır. Umarım bu videonun bu bölümünden de keyif almışsınızdır. Yani bu Merinbula gezisinden keyif almışsınızdır bizimle birlikte. Biz buraya arkadaşlarımıza geldik. Gayet de keyifli bir tatil geçirdik. Hayda. Vallahi. Allah Allah. Hadi tamam. Sorry pardon. Çok gelmiş. Dur bari de. Öyle. Özellikle bu bölgeyi gezerken şu kahveyi almaya çalışın. Bu bölgede All Press özellikle en güzel kahvelerden bir tanesi. Umarım Merinbula'daki bu gezimizi beğenmişsinizdir. Sizler için değişik bir bakış açısı umarım sunabilmişimdir. Gezip görebileceğiniz yerler arasında listenize muhakkak Merinbula'yı, Eden'i, Mega'yı, Pambula Beach'i, kısacası Safir Coast'u eklemenizi tavsiye ederim. Umarım fırsatını bulup da buraları ziyaret edebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Teşekkürler.
knows you're the antidote. Losing sleep, I'm in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived. Sleep deprived.